İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Efes'te kaçak kazayla elde edildiği değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalışan iki şüpheliyle ilgili bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Sivil polis ekipleri kendilerini koleksiyoner olarak tanıtarak iki şüpheliyle görüşme sağladı. Şüpheliler ellerinde Roma dönemine ait bir Afrodit heykeli, 7 gözyaşı şişesi, 2 şarap kabı, 2 küp ve bir prensese mezar hediyesi olarak yollanan cami levha olduğu belirtilerek toplam 13 parça eser karşılığı 1 milyon lira talep etti. Sivil polis ekipleri tarihi eserleri görmek, incelemek isteyince şüpheliler kısa sürede tarihi eserleri getirdi. Bunun üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Şüphelilerin yapılan incelemesinde kimlikleri tespit edildi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen şahsın ifadesinde tarihi eserleri sattığı bir daire karşılığında başkasından aldığını söylediği iddia edildi. İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konu hakkında İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkililerine bilgi verdi. Tarihi eserleri inceleyen uzmanlar yaptığı ilk incelemede Afrodit heykelinin 2000 yıllık olduğu ve paha biçilemediğini belirtti. Tarihi eserler yapılacak çalışmaların ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilecek. Bak mesela çok korkma çekilir. Çekebilir mi?